Selamlar. Hepinize iyi günler dilerim. Bugün size Bodrum Yalıkavak'ta geniş bahçeli, özel yüzme havuzlu, kapanmaz deniz manzaralı, full eşyalı, bakımlı bir villa tanıtımı yapmaya çalışacağız. Şu anda villamızın genel itibariyle dış görüntüsünü, özel yüzme havuzunun olduğu bölümü ve bahçesini görüyoruz. Biraz sonra da villamızın içinden detaylı görüntülerle tekrar videomuza devam ediyor olacağız. Villamızın iç görüntülerine geçmeden önce bahçesinden, özel yüzme havuzunun olduğu bölümden görmüş olduğu deniz manzarasını bu şekilde tekrar detaylandırmak istedik. Villamız hem adalar manzaralı, hem deniz, hem de çok güzel bir gün batımı manzarasını görüyor. Havuzda yüzerken görmüş olduğunuz deniz manzarası genel itibariyle bu şekilde. Villamızın hem mutfak hem de salon bölümünün önünde geniş balkon alanları bulunuyor. Hemen burası mutfak bölümünün önü. Bu taraf salon bölümünün olduğu kısımda bulunan balkon alanı. Ve salonun diğer kısmında da yine ufak bir balkon alanı mevcut. Buradan devam ettiğimizde de havuz bölümünü ve bahçe bölümünü görüyoruz. Bu villamızın bahçesi de diğer villalara göre standarttan biraz daha fazla. Şu köşede görmüş olduğunuz ağacın olduğu bölüme kadar kendine ait özel bahçesi bulunuyor. Ki bu sadece villanın önünde bulunan, ön kısmında bulunan bahçe. Bunun dışında çok iyi bir botaniğe sahip birçok meyve ağacı, aynı zamanda palmiye, şuradan da görebileceğimiz üzere palmiyeler mevcut. Buradan da salonun olduğu kısımdan genel itibariyle deniz manzarası bu şekilde. Şu anda villamızın içindeyiz. Salon bölümünün olduğu yerde bulunuyoruz. Hemen karşımızda ana giriş kapısının olduğu kısım var. Kapının hemen sağ tarafında da üst kata ve alt kata inen, üst kata çıkan, alt kata inen merdivenlerimiz bulunuyor. Burası 3 katlı triplex bir villa. Özel yüzme havuzlu ve geniş bahçeli. Buradan salon bölümünü detaylandırabiliriz. Bu villamızda yine diğer villalarımızda olduğu gibi çok fazla detay bulunuyor. Bunları da yeri geldikçe açıklamaya değinmeye çalışacağız. Detaylardan bir tanesi, burası ayrı mutfaklı bir villa. Yani şu anda görmüş olduğunuz bölüm sadece salon bölümü. Aplikler burada farklı düşünülmüş, dizayn edilmiş. Salon bölümünde de birkaç noktadan ön taraftaki bahçe, balkon ve yüzme havuzunun olduğu kısma geçiş sağlayan kapı ve pencereler bulunuyor. Bunları da salonun diğer açısından çektiğimiz videoda detaylandıracağız. Villamız eşyalı bir villa. Yani görmüş olduğunuz beyaz eşyalar, mobilyalar fiyata dahil. İklimlendirme sistemi klimayla sağlanıyor, ısıtma ve soğutma. Bunun için de hemen karşı tarafta bir şömine alanı da mevcut. İstenirse şömine de kullanılabilir. Bunun dışında kalorifer borulama sistemleri yapılmış. Petekleri ve makineleri takıldıktan sonra kalorifer de ayrıca ısıtma sistemi olarak değerlendirilebilir. Daha önce belirttiğimiz gibi hem karşı taraftaki pencereden hem onun yanındaki bölümden ön tarafa çıkabiliyorsunuz. Bunun dışında da hemen karşıda bulunan yemek masasının olduğu kısımdan da yine balkona, bahçeye ve özel yüzme havuzunun olduğu kısma geçiş sağlanabiliyor. Burası yemek masasının olduğu bölüm. Daha önce belirttiğimiz gibi. Hemen karşı taraftaki kısım ayrı mutfağın olduğu bölümden yemek masasında servis sağlayabileceğiniz bir bölme. Bu da yine detay olarak düşünülmüş villada. Ayrı mutfağa da hemen sağ taraftan ulaşabiliyoruz. Bu mutfakta gayet büyük, geniş bir mutfak. Buradan da yine bahçeye açılan kapı ve pencerelerimiz var. Buradan deniz manzarasını net bir şekilde görebiliyoruz. Sadece mutfağın sol tarafı değil, sağ tarafında da yine bu şekilde kullanabileceğiniz hem masa hem ada ünitesi mevcut. İstenirse de buradan yine orta bölümde bulunan balkona da buradaki pencerelerden servis sağlanabilir. Sol tarafta buzdolabı bölümümüz, tezgah bölümümüz sağ tarafta bulunuyor.
servis adamız diye nitelendireceğimiz kısımda, yine hemen buzdolabının yanında bu tarafta. Buradan devam ettiğimizde de hemen sağ tarafta bu katın misafir tuvaletini görüyor olacağız. Burayı da şöyle detaylandırabiliriz. Ayrıca bu villada tavan bölümleri de bu şekilde özel olarak değerlendirilmiş, kullanılmış. Üst katta da yine yatak odasında bu şekilde tonus tavanlı olan, farklı şekilde dizayn edilmiş kısım var. Orayı da üst kattaki ana yatak odasını anlatırken detaylandırıyor olacağız. Tuvaletin hemen karşısında böyle bir dolap alanı bulunuyor. Farklı ihtiyaçlar için dizayn edilebilir. Bu taraftan da salon bölümünü bu açıdan tekrar panoramik olarak görebiliriz. Şu anda villamızın üst katındayız. Sol tarafta bulunan merdivenlerden bu kata ulaştık. Burada bir şu şekilde koridor alanı bulunuyor. Bu katta toplamda kendine ait banyosu bulunan 3 tane yatak odası var. Bir tanesi hemen karşıda, ikincisi onun yanında. Hatta bu odayı da şöyle genel olarak gösterebiliriz. Ve 3. yatak odamız da sağ tarafta bulunuyor. Biz bu 3. yatak odasından çekimlerimize başlayacağız. Hemen yukarıdaki aptik detayını da vereyim. Bu villada özellikle hem aptikler hem de duvar kağıtları üzerine ince işçilikle farklı alternatif ve seçenekler uygulanmış. Şu anda odaya giriş sağladık. Hemen karşı tarafta bu odanın kendine ait banyosunun olduğu kısmı görüyoruz. Burada da yine tavanda şöyle detaylandıralım. Işık havuzları ve farklı detaylar kullanılmış. Sol taraftan devam ettiğimizde yatak odasının olduğu kısmı görüyoruz. Videonun daha önceki bölümlerinde bahsetmiş olduğum tonos tavanlı oda burası. Hatta tonos tavan kısmını şöyle detaylandırabiliriz. Bu odada da yine duvar kağıdı kullanılmış. Yatak bölümünün üstü de tamamen tonos tavan. Karşı taraftaki niş alanda ayrıca dolap alanı olarak detaylandırılabilir. Gardırop bölümü olarak. Buradan yatağın önündeki kısımdan bu şekilde gayet geniş, ferah ve büyük camların olduğu kısımdan ön taraftaki balkon alanına geçiş sağlayabilirsiniz. Burada her sabah begonviller farklı renkleriyle ve tabii ki deniz manzara farklı maviliklerle sizi karşılıyor olacak. Buradan devam ettiğimizde birinci odanın hemen yanında bulunan ikinci odanın olduğu kısma geçiş sağlıyor olacağız. Hol bölümünde de yine sol tarafta göreceğimiz üzere küp aydınlatmalar kullanılmış. Hemen sağ tarafta ikinci odanın olduğu kısma geçiş sağlamış olduk. Girer girmez hemen yanda bu odanın kendine ait banyosunun olduğu kısmı görüyoruz. Şöyle detaylandıralım burayı da. Buradan sol taraftan yatağın olduğu bölümü görüyoruz. Buradan da yine ön tarafta bulunan balkon alanına geçiş sağlayan kapı ve pencerelerimiz bulunuyor. Ön taraftaki balkon alanını ayrıca detaylı olarak çekip videomuza ekleyeceğiz. Buradan da yine şöyle bir deniz manzarası ve yine ağaçların oluşturduğu yeşil bir manzaraya uyanıyorsunuz. Burada da yine farklı şekilde duvar kağıdı kullanılmış. Hemen sağ taraftan devam ettiğimizde de 3. yatak odasının olduğu kısmı göreceğiz. Bu odanın da hemen karşısında kendine ait banyosunun olduğu kısmı görüyoruz. Hemen sağ tarafta da yatağın olduğu bölümü bu şekilde detaylandırabiliriz.
Hatta şuradan alabiliriz bu bölümü. Daha net ve panoramik şekilde. Televizyon bölümü yatağın hemen karşısında. Daha önce belirtmiş olduğumuz kaloriferlerin borlaması yapılmış dediğimiz kısımda da sağ tarafta kalorifer borularını görüyoruz. Yine buradan ön taraftaki balkon alanına açılan kapı ve pencerelerimiz bulunuyor. Ve yine buradan da kapanmaz deniz ve palmiye manzaramız var. Bu şekilde bu bölümü de tamamladıktan sonra hemen solda şöyle detaylandıralım. Videomuzun, üst kat videomuzun başlamış olduğu hol alanına geçiş sağladık. Tekrar özetleyecek olursak, üst katta kendine ait banyosu bulunan toplamda 3 tane yatak odası mevcut. Biraz sonra da en alt kattaki videolarımızla tekrar devam ediyor olacağız. En alt kattaki video bölümüne geçmeden önce balkon alanını da bu şekilde detaylı olarak çekip videomuza eklemek istedik. Daha önce belirttiğimiz gibi her 3 yatak odasının 3'ünden de bu balkon alanına geçiş sağlanabiliyor ve burası da gayet geniş, büyük bir balkon. Sağ taraftaki kapı ve pencerelerden göreceğiniz üzere her odadan buraya çıkabiliyorsunuz. Burası ihtiyaca göre farklı şekilde de dizayn edilebilir. Şu anda üst tarafında güneşlenme, güneşi kesecek tenteler bulunuyor. Sol bölümde, balkonun sol bölümünde palmiyeler. Sağ bölümünde de bu şekilde güzel begonviller yer alıyor. Buradan da yine kapanmaz deniz manzarası. Bu açıdan da balkonun olduğu kısmı bu şekilde özetleyebiliriz. Şu anda villanın en alt katında bulunuyoruz. Sağ taraftaki merdivenlerden bu kata ulaştık. Burası villadan tamamen ayrı, tamamen bağımsız bir bölüm. Tabii ki yine villanın içinden aynı merdivenlerin devamından bu kata ulaşılıyor. Fakat çok farklı dizayn edilmiş burası da. Tabii ki üst kattaki aplik detayları ve duvar kağıdı detayları burada da yine aynı şekilde kullanılmış. Fakat burası ihtiyaca istinaden misafir evi olarak kullanılabilir. Ya da bakıcı evi olarak kullanılabilir, yardımcı evi olarak kullanılabilir. Tamamen farklı şekilde değerlendirilebilir. Burada hemen sağ tarafta böyle bir çamaşır odası, ütü odası düşünülmüş. Yine ayrı bir bölüm hazırlanmış bunun için. Bu tarafta da bu katın birinci yatak odasını görüyoruz. Hemen sağ tarafta böyle bir hol alanı burada mevcut. Yine bu odanın kendine ait banyosunun olduğu kısmı şu şekilde detaylandırabiliriz. Buradaki hol kısmından devam ettiğimizde de sol taraftaki birinci yatak odasının olduğu kısma geçiş sağlıyoruz. Daha doğrusu yatak bölümüne geçiş sağlıyoruz. Burası normalden çok daha büyük bir oda. Krangülezle aydınlanıyor. Karşı tarafta görmüş olduğunuz pencerelerdeki detaylardan da görüleceği üzere. Şu şekilde bu açıdan bu odayı biraz daha detaylandırabiliriz. Bu katta toplamda 2 tane yatak odası, 1 tane salon var. Fakat odaların bir tanesi bu şekilde yatak odası olarak kullanılıyor. Dizayn edilmiş. Diğer tarafta giyinme soyunma odası olarak yapılmış. Buradan devam ettiğimizde de salonu bu açıdan tekrar detaylandırabiliyoruz. Şöyle gösterelim. Ve hemen salonun arka kısmında da daha önce bahsetmiş olduğumuz odanın olduğu kısmı göreceğiz. Bunun hemen simetriğinde öbür tarafında ütü odası, çamaşır odası vardı hatırlarsanız. Burası da ayrıca depo olarak kullanılıyor. Hemen sağ tarafta bu katın ortak banyo tuvaletinin olduğu kısmı bu şekilde görüyoruz. Bu tarafta da daha önce söylediğimiz giyinme soyunma odasının olduğu kısım var. Ve yine bu bölümde krangülezle aydınlanıyor. Bu kısmı da şu şekilde detaylandırabiliriz. Aplik kısmını yine şöyle göstereceğim.
Burada her odada, her ünitede farklı bir duvar kağıdı ve farklı bir aydınlatma sistemi, ampleks sistemi kullanılmış. O yüzden bu kısımları mümkün olduğunca detaylandırıp sizlere göstermek istedik. Ve bundan sonra da videomuzun başlamış olduğu alt kattaki merdiven alanı kısmına tekrar geçiş sağlamış olduk. Bugün size Bodrum Yalıkavak'ta özel yüzme havuzlu, kapanmaz deniz manzaralı, geniş bahçeli, müstakil, bakımlı, 5+2 bir triplex villa tanıtımı yapmaya çalıştık. Bu villamızla ilgili de sorularınız olursa bize direkt mesaj bölümünden ya da telefonla ulaşabilirsiniz. İlginiz ve alakanız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hepinize iyi günler diliyorum. Saygılarımla.